Önce her şey, yani her şeyimiz sanki kirli, yani toprak geliyor buraya. Hep kırmızı toprak, bir de sesleri bizi rahatsız ediyor. Gece gündüz çalışıyorlar, korna çalıyorlar, hızla gidiyorlar, frene basıyorlar. Yani çok bizi rahatsız ediyorlar. Önce öyle değil. Dediler, geçen sene gene kapatmış yaptık. Köprünün yanında bir yüzde fazlaydı. Hiç gene bizi dinlemediler. İşte parke yapacağız, işte her gün sularız. İşte çadırsız arabalar gitmez, bilmem frene basmazlar. Yani bizi yani böyle şey yaptılar. Aynı eski taş, eski hamur. Hiç bizi dinleyen yok. Böyle kapatmasını gene istiyoruz bundan, bunu. İstiyoruz mi? Kapatsınlar valla, kapatsınlar. Dağı bırakmadılar. Yani bak, yani dağa da zarar, sağlığımıza da zarar. Yani suyumuz gene zarar. Yani su, içtiğimiz su zarar. Benim komşu bize öyle dedi, yani çocuk da öyle dedi. Siz de şey, şoförlere, siz ceplerinizi doldurun, biz de mezarlığı doldurak. Görüyorsunuz belki, maden artıklarını oraya döküyorlar. Yolda gelirken yol zaten görüyorsunuz kıpkırmızı, çamur komple. Yere yatağına dökülen ağaç tırlar var. Tırların arka tarafındaki o madenin şeyi yani, artığı. Maden artığı. Zaten içinde çıkan ne gaz varsa, ne pislik varsa biz onların hepsini yutuyoruz. Bize daha ne olacak bizim yani burada kanserde ölen şahmuz kurt. Kanser hastası öldü yani gitti. Çoban da yani kendi şeyi vardı, hayvanları vardı, onların önüne giderekten yani orada da kanseri öyle kaptı öldü. Babam yine kanser hastasıydı. 2016'da vefat etti o da. Daha yani ne söyleyeyim, yani her taraf olduğu gibi yani zehir saçıyor. Ben buranın kapatılmasını da isterim. Madenler yani dağımız komple gitti yani. Her taraf bitti yani. Bitirdiler, zaten bitiriyorlar da. Ben kendi şahıma buranın kapanmasını dahi isterim yani, milletimiz ölmesin, halkımız ölmesin yani. Tırların geçmesinden, yer sarsıntısından dolayı herkes korkudan ölüyor. Yine mi sallandı, kimse yatamıyor. Çadırlarda, millet çadırlarda yatıyor. Tozu yine çadırlarda daha fazlasıyla yutuyorlar. Bu madenden dolayı bir tarım, yani bizim üzüm hep bağcılık yani. Bu toz toprak oraya gittiği zaman üzümlerde de bir şey bekleyemiyoruz. Yani hayır beklemiyoruz, ölüyor yani. Çünkü hep hastalık saçıyor. Yani hastalıktan dolayı ne satabiliyoruz? 2 senedir bir doğru dürüst yani kendi emeğimizi çıkaramıyoruz. Emeğimizi çıkaramıyoruz. Hayvancılık desen hayvancılık diye bir şey bırakmadılar. Hepsi, her şey bitti yani, bitirdiler. Hayvanlarımız da hep telef oldu.